İnsan vücudundaki en kuvvetli kemik olan femur yani uyluk kemiği o kadar kuvvetlidir ki kendi ağırlığınızın 6 ya da 7 katını taşıyabilir. Buna rağmen sandalyenizden belirli bir şekilde düşerseniz bu kemiği çok kolaylıkla kırabilirsiniz. Bir şey aynı anda hem bu kadar kuvvetli hem de bu kadar zayıf nasıl olabilir? Bundan önceki videolarda demiştik ki bir ucu sabit bir cismi, örneğin bir binaya ele alalım. Binanın alt kısmı yere sabittir, öyle değil mi? Bu cismin diğer ucuna bir kuvvet etki ettiğinde, kuvvetin yarattığı etkiyi bulabilmek için cismin bu kuvvete paralel olan kesitlerden yapıldığını, kuvvetin bu kesitleri kaydırdığını düşündüğümüzü görmüştük. Bunun sonucu olarak binanın şekli bozuluyordu ve bu bozulmaya da kesme adı veriliyordu. Malzemeler geri çağrıcı kuvvet üreterek bu etkiye karşı savaşıyorlardı. Birim alana düşen geri çağrıcı kuvveti hesaplarsak kesme ya da kayma gerilmesini bulmuş oluyorduk. Aralarında birim uzaklık bulunan bir kesidin bir değine göre kayarkenki yer değiştirmesine de kesme gerinimi adı veriliyordu. Bir önceki videoda bunlar hakkında bolca konuştuk ve eğer şu anda neden bahsettiğimi tam olarak anlamadıysanız önce o videoyu seyretmenizi öneririm. Evet, önce o videoyu izleyin sonra buraya geri gelin. Anlaştık mı? Bu videoda kesme gerilmesi ve gerinimi arasındaki bağlantı üzerinde duracağız. Şu ana kadar Hook kanununu görmüş olabilirsiniz. Malzemenin elastik olarak şekil değiştirdiği bölgede geçerli olan bu yasaya göre, gerilme ile gerinim arasında bir oran vardır. Ne kadar şanslıyız ki Huk kanunu kesme söz konusu olduğunda da geçerli. Kesme için yazacak olursak, kesme gerilmesinin kesme gerinimine orantılı olduğunu ifade edebiliriz. Bu, şu anlama geliyor. Bir cismi ne kadar deforme ederseniz yani bozunuma uğratırsanız cisim de eski haline dönmek için o kadar gerilme üretir. Aradaki orantılı işareti yerine bir sabit olan esneklik modülünü kullanabiliriz. Kesme söz konusu olduğunda esneklik modülü yerine G harfini kullanırız ve bunu kesme ya da kayma modülü olarak adlandırırız. Önceki videoda da dediğim gibi kesme ve kayma terimleri bazen birbirinin yerine kullanılıyor. Ayrıca bundan sertlik modülü olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Hatta buraya yazmıyorum ama kullanılan bir diğer terim de rijidite modülü. Birazdan neden bu şekilde adlandırıldığı hakkında daha iyi bir fikriniz olacak. Ama isterseniz önce kesme modülünün ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. Öncelikle kesme modülünün birimine bakalım. Gerinin birimi yoktur. Evet, bu birimsiz bir nicelik olduğu için esneklik modülünün birimi kesme gerilmesi birimine eşittir. Bu arada bunun tüm esneklik modülleri için geçerli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Birim Newton bölü metrekaredir. Not ediyorum. Newton bölü metrekare. Harika. Şimdi de G değerinin bize ne anlatmaya çalıştığını inceleyelim. Örneğin G değeri eğer çok büyükse bu ne anlama geliyor olabilir? Bu çok küçük bir kesme gerinimi için yani küçük bir deformasyon için ortaya çıkan gerilmenin yani birim alan başına düşen geri çağrıcı kuvvetin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Burada söz konusu olan madde çok elastiktir. Yani hemen eski haline dönmek ister. Buna ek olarak bu maddeyi deforme etmenin yani şeklini bozmanın da çok zor olduğunu anlarız. Neden? Çünkü eğer ortaya çıkan gerilme değeri çok büyükse cismin şeklini bozmak da o kadar zorlaşır. Buradan yola çıkarak G'nin büyük olması cismin şeklini korumaya çalıştığını ve şeklini bozmanın zor olduğunu anlatır. Yani şekil daha serttir, rijittir diyebiliriz. Peki sert ya da rigid ne demektir? Sert, cismin şeklini koruduğu anlamına gelir. G değerinin yüksek olması, cismin daha sert olduğu anlamına gelir. Tamam mı? G'ye aynı zamanda sertlik modülü denmesinin sebebi de budur zaten. Hemen not ediyorum. G büyükse cisim serttir. Ve sert demek de cismin şeklini koruduğu ya da şeklinin bozulmasına direnç gösterdiği anlamına gelir. Uç bir örnek olacak ama eğer G sonsuza gidiyorsa bu cisim kusursuz sert bir cisimdir. Şöyle düşünün. Çok ama çok küçük bir gerilim için cisim eğer sonsuz derecede büyük bir gerilme üretiyorsa bu cismin şeklini asla ve asla bozamazsınız. Aynı mantıkla G'nin değerinin çok küçük olmasında da cisim daha az serttir şeklini kolaylıkla değiştirebiliriz. Yani cisim şeklinin bozulmasına çok fazla direnç göstermez demektir. Bu mantıkla düşünmeye devam edersek bana G'nin sıfır olmasının ne anlama geleceğini söyleyebilir misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bir malzemenin G'sinin sıfır olmasının ne anlama geldiğini bulmaya çalışın. Bu malzeme ya da cisim sertin tam zıttı olacaktır. G'nin sıfır olması malzemenin şeklinin bozulmasına direnç göstermeyeceği anlamına gelir. Bakın buradaki malzemenin G'si eğer sıfır olsaydı buraya uygulayacağım çok ama çok küçük bir kuvvet bile kesitlerin birbirleri üzerinde sonsuza kadar kaymalarını sağlayabilir. Bu olduğunda da binanın şekli tamamen bozulur ve malzeme akmaya başlar. Anlatabildim mi? Eğer G sıfırsa malzeme akar. Yani bahsi geçen malzeme bir sıvıdır. Sıvıların kesme ya da kayma modülü sıfırdır. Evet bu sıvılar için geçerlidir. Sıvıların belirli bir şekli yoktur öyle değil mi? Ve bu da kayma modüllerinin sıfıra eşit olduğu anlamına gelir. Bunun aksine katılar akışkan değildir. Belirli bir şekilleri vardır ve bu yüzden de kayma modülleri sıfıra eşit olamaz. Birisi size katılarla sıvılar arasındaki temel fark nedir diye sorduğunda katıların belirli şekilleri olduğunu, sıvılarınsa olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama eğer aynı şeyi daha teknik bir şekilde biraz da hava atarak söylemek istiyorsanız sıvıların kayma modülünün sıfır, katılarınsa sıfırdan farklı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunu söylediğinizde karşınızdakinin şaşıracağından eminim size bir de kesme mukavemetinden bahsetmek istiyorum. Kendime biraz yer açayım. Ne demiştik? Kesme mukavemeti. Huk kanununun elastik sınırlar içinde geçerli olduğunu biliyoruz. Bu bir cismi çok fazla zorlar ve şeklini bozarsak şekil bozukluğu kalıcı olabilir demektir. Hatta eğer uygulanan gerilim çok büyükse üretilen gerilme de çok büyük olacağından cisim kırılabilir. Kesme mukavemeti cismin ya da malzemenin kırılmasından ne kadar kesme gerilmesini kaldırabileceğini ölçer. Sıkıştırma mukavemeti bir malzemenin kırılmadan ne kadar sıkışma gerilmesine dayanabileceğini gösterir. Benzer bir şekilde çekme mukavemeti de bir malzemenin kırılmadan ne kadar çekme gerilmesine dayanabileceğini gösterir. Buna bağlı olarak kesme mukavemetinin ne olduğunu tekrar edelim mi? Kesme mukavemeti, bir malzemenin kırılmadan maksimum ne kadar kesme gerilmesine dayanabileceğini gösterir. Malzemenin kırılmadan dayanabileceği maksimum kesme gerilmesi. Modül bize malzemenin ne kadar elastik olduğunu, yani malzemenin eski haline ne kadar hızlı dönebildiğini ve ne kadar sert olduğunu verirken, bu bize maksimum limit verir. Eğer bu limitin üzerine çıkarsak malzeme dayanamayacaktır. Mühendislerin herhangi bir şeyi tasarlarken üzerinde durması gereken bir başka kavram kesme mukavemetidir. Son olarak bir de kesme söz konusu olduğundaki elastikiyet özelliklerini bir şekilde çekme ve sıkıştırma ile ilişkilendirip ilişkilendiremeyeceğimize bakalım. Sıkıştırma ve çekmedeki esneklik modülüne yang modülü adını veriyorduk. Peki Sizce kesme ya da kayma modülü ile yang modülü arasında bir bağlantı var mıdır? Size bu ikisi arasında çok karmaşık bir bağlantı olduğunu söyleyebilir. Şimdilik bu konuya çok fazla kafa yormayacağız ama bunu sadeleştirip malzemeye uyguladığınızda kayma modülünün yang modülünün yaklaşık olarak 1 bölü 3'üne eşit olduğunu görürsünüz. Bu malzemelerin hemen hemen hepsinin kesme veya kayma söz konusu olduğunda sıkıştırma ve çekmeye göre daha az esnek ya da elastik oldukları anlamına gelir. Ve mukavemetten bahsetmeye başladığımızda da her şey iyice ilginçleşmeye başlıyor. Şu ana kadar hep bu son dedim ama söz veriyorum bu kez bu son olacak. Mukavemet bize malzemenin ne zaman kırılacağını verir demiştik. Malzemelerin farklı kesme, sıkıştırma ve çekme mukavemetleri olduğunu biliyor muydunuz? Buradan videonun başında da bahsettiğim uyluk kemiği konusuna geçmek istiyorum. Kemiklerimizin sıkıştırma mukavemeti çok yüksektir. Uzun süreler koşabilmemizin, zıplayabilmemizin ya da büyük ağırlıklar taşıyabilmemizin sebebi de budur. Bu aktiviteler esnasında kemiklerimiz üzerinde sıkıştırma kuvveti etkilidir ve kemiklerimiz sıkıştırma söz konusu olduğunda öyle kolaylıkla kırılmazlar. Buna karşın kemiklerimizin kesme mukavemetleri oldukça düşüktür. Bu kemiklerimizin kesme gerilmesi altında çok daha kolay kırılacağı anlamına gelir. Bu kuvvetler çok sık maruz kaldığımız kuvvetler değil ama örneğin düştüğümüzde ki bu düşüşün çok daha kötü bir düşüş olmasına gerek yok. Kemiklerimiz kırılabilir. Bu yüzden düştüğünüzde az önce de söylediğim gibi çok kötü bir şekilde düşmüş olmasanız bile kemiklerimizin kesme mukavemetinin çok düşük olduğunu hatırlayın ve kırılmış olma ihtimallerine karşın hemen bir doktora görünün.